Düşeni görüyorsun, kaldırıyorsun. Açı görüyorsun, doyuruyorsun. Faturasını görüyorsun, ödüyorsun. Aspirini bitmiş, alıyorsun. Kendi imkanlarımızla evimizde yemek yapıp dağıtarak başladık. İnsan en iyi halini ararken başka bakış açıları yakalıyor. Ben de çok küçük yaşta yaşadığım bazı şeylerde gelişmem ve değişmem için insana hizmet etmem gerektiğini, Allah'ın insanı yeryüzüne diğer insanların yükünü almak için gönderdiğini keşfettim. Ve iyi ki de keşfetmişim. Bu benim gelişimimde çok faydalı oldu. Önceleri diğer dernek ve vakıflara yardıma giden gönüllüydüm. Sonra gittiğimde şu çatışmayı yaşadım sürekli. Şimdi erzağı götürüp bırakıyorlar ama götürdüğünüz kişi o erzağı pişirip yiyebilecek durumda değil. Para götürüyorsunuz mesela, zekat veriyorlar, fitre veriyorlar. Ya yatalak adam, milyar dolar verseniz ne olur? Onun bakıcıya ihtiyacı var, temizlenmeye ihtiyacı var, yemek yedirilmeye ihtiyacı var. Baktım ki başkalarıyla çatışmayla yol alamıyorum. Tek başıma yapabilirim ben bunu dedim. Evlerinde götürdüğümüz erzağı pişiremeyecek durumda olanları tespit ederek onlara sıcak yemek götürebilirim dedim. Kendi imkanlarımızla evimizde yemek yapıp dağıtarak başladık. Sıcak yemeği de yiyemeyecek insanlar çıktı. Bunun üzerine biz birkaç kişiyi ilk kiraladığımız eve aldık. 3-5 ayda 10 tane böyle hastamız oldu. Bu arada erkek yaşlılarda gelmeye başladı. Böyle böyle 7 tane ev olduk. Bir gün bize İstanbul'dan bir grup ziyarete geldi. Ben anlatıyorum size anlattığım gibi hikayemi. Ne istiyorsun dediler? Bir bina istiyorum. Bugünlerde Rabbime sürekli bu bina için dua ediyorum. Ben binayı anlattım. Burada bir arazi alındı. Arazinin üzerine 6 ayda binayı yaptılar. Biz de taşındık. 6 yıldır buradayız. Bu mahalledeyiz. Bu odadaki her şey onun. İşte koltukları, dolapları, yatağı. Ona özel yemek pişiyor. Onun bakıcısı ayrı. Neden? O mutlu olsun diye. Normalde 3 kişilik bir oda burası. İyi olacak inşallah. Biz kişisel bakımda ihtiyaç olan her türlü hizmeti veririz. Sağlık öncelikle, temizlik, yeme içme, daha sonra da sosyalleşmeye geliriz. Bizim dostlarımız bizi davet ederler. Gün gibi buradan kaldırırız 20 kişiyi, bir eve oturmaya gideriz. Arka komşunuzdan, üst kat komşunuzdan, annenizden, babanızdan başlayın lütfen. Daha sonra zaten şekilleneceksiniz. Bu işin hazzını almaya başladığınızda bırakamayacaksınız. Güzel mi?